Arkadaşlar merhaba, bu videoda kondansatör nedir, ne amaçla kullanılır ve nasıl kullanılır? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Bahsettikten sonra ise protez simülasyonu üzerinde konuyu pekiştirmek için simülasyon ile göstermeye çalışacağım. Öncelikle kondansatör, sağaç, kapasitör. Üçü de aynı anlama gelmektedir. Ben videoda kondansatörü kullandım fakat sağaç ve kapasitörü de duyarsanız aynı anlama geldiğinde herhangi bir fark yoktur aralarında. Kondansatör nedir diyecek olursak, kondansatörler elektrik yüklerini kısa süreliğine depo etmeye yarayan devre elemanıdır. Kondansatörlerin birimi büyük C'dir, birimi ise farad'dır, büyük F ile gösterilir. Devredeki gösteriş şekli bu şekildedir. Yani kondansatörü görürseniz büyük ihtimal iki çizgi, ortası da boşluk şeklindedir. Devre de bu şekilde sembolize edilir. Kondansatörün yapısını ve çalışma mantığını anlatacak olursak, resimde de gördüğünüz gibi iki tane iletken levhanın arasına bir tane yalıtkan malzeme konuluyor. Kondansatör yapısal olarak iki iletken levha arasına konulmuş bir yalıtkandan oluşur. İletken levhalar arasında bulunan madde elektrik geçirmeyen anlamındaki dielektrik adı verir. Yani bu yalıtkan maddenin diğer adı da dielektriktir. Kondansatörlerin elektrik depolama kapasitesi plakaların yüzey alanına, plakalar arasındaki uzaklığa ve konulan dielektrik maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Yani depolama kapasitesi 3 farklı duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Kondansatör elektriği piller gibi uzun süre depolayamaz. Herhangi bir devreye bağlı olmasalar da zamanla boşalır. Arkadaşlar kondansatörleri pillere benzetmek yanlış olur. Bunlar saniyeler içerisinde dolup saniyeler içerisinde boşalan devre elemanlarıdır. Pilleri kullanmasanız bir köşeye koysanız içindeki enerji miktarı azalmaz. Fakat kondansatörler öyle değildir. İçindeki elektrik enerji miktarı hemen boşalır. Kondansatör kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur arkadaşlar. Kondansatörleri kullanırken dikkat etmemiz gereken nokta ise genellikle devrenin voltaj gereğinden %20-25 ekstra pay bırakmaktadır. Örnek verecek olursak 10 voltluk bir devrede 12 volt, 12.5 volt gibi düşünerek kondansatör seçmeliyiz. Bunu yapmamızın sebebi kondansatörler daha az voltajlı bir problem yaratmayacak. Normal çalışmasına devam edecek. Fakat yüksek voltajı takar ise arızalanır veya patlayabilir. Arkadaşlar kondansatör patlama videolarını internetten ayrıyetten izleyebilirsiniz. Bayağı sesli, gürültülü ve dumanlı bir patlama. Burada da bir gördüğünüz gibi birbirinden farklı kondansatörleri görüyorsunuz. Üstlerinde zaten mevcut volt birimleri 35 volt, 16 volt. Gördüğünüz şekilde şu mercimek kondansatörler adı verdiğimiz bunlarda bu sayılar ne anlama geliyor? Bunları videonun sonunda göreceksiniz zaten. İşte aynı şekilde burada da bir 35 voltumuz var. Bu şekilde farklı farklı kondansatör şekilleri mevcut. Kondansatörün birimine gelecek olursak farad'dır. Bu farad büyük bir ölçü birimi. Bu yüzden genelde mikro farad ve nano farad kullanılıyor. 1 farad 10 üzeri eksi 3 milifarada, aynı zamanda 10 üzeri eksi 6 mikrofarada, 10 üzeri eksi 9 nanofarada, 10 üzeri eksi 12 pikofarada eşittir. Yani genel olarak mantığına bakacak olursak 3'er 3'er azalmış hep. Bu şekilde de aklımızda kalabilir. Kondansatörün kapasite hesaplaması. Kapasite derken nedir? Kondansatörün içerisindeki enerji. Bunun formülüdür. Q eşittir C çarpı V. C nedir? Farad cinsinden kapasitans. Q elektrik yük miktarı. Kondansatörde biriken elektrik enerjisidir. V de devremizdeki voltaj gerilimidir. Hemen bir örneğimiz mevcut burada. Elimizde birbirinden bağımsız 3 adet devre bulunmaktadır. Birinci devrede 12 volt, 3100 mikrofaradlık bir kondansatör kullanılmıştır. İkinci devrede 4 volt, 5 faradlık bir kondansatör kullanılmıştır. Üçüncü devrede 8 volt, 10 üzeri 6 mikrofaradlık bir kondansatör kullanılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda her bir devreye kondansatörlerden sonra LED bağlanmıştır. LED'lerin sönme sıralamasına göre diziniz. Yani şöyle bak, şöyle bir mantık yürütmemiz gerekiyor bu soruda. İçerisindeki elektrik yük miktarı hangisinin fazlaysa o devredeki LED en son sönecektir. Önce bu birimleri mikrofaradı, farad cinsine çevirmeliyiz. Birinci devredeki 3100 mikrofarad 3.1 farada. Beşinci devredeki zaten farad cinsinden vermiş. Çevirmemize gerek yok. Dördüncü, üçüncü devredeki de
10 üzeri 6 mikrofarad. Bu da 1 farad eşittir. Farad cinsini çevirdiğimize göre artık depoda yük miktarları bulunabilir. Birinci devrede 3 çarpı 12'den 37,2 elektrik yük miktarı. İkinci devrede 5 çarpı 4'ten 20 elektrik yük miktarı. Üçüncü devrede 8 çarpı 1'den 8 elektrik yük miktarı. Sıralayacak olursak ilk 3. devre, sonra 2. devre, en sonunda 1. devrenin ledleri söner. Kondansatör kapasite hesaplamasını da öğrendiğimize göre zaten bir formülümüz mevcut bu konuyla ilgili. Bu formülü bildikten sonra kondansatörün kapasitesini hesaplayabiliyoruz. Simülasyonumuza geçelim. Simülasyon üzerinde bir kere de kondansatörlerin şarj ve deşarj olmasını da gösterecek olursak ondan sonra konumuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, burada bir devremiz mevcut. Devremizi inceleyecek olursak 10 voltluk bir güç kaynağımız mevcut. 100 voltluk bir mikrofaradımız var. Mikrofaradın içerisindeki elektrik yükünü ölçebilmemiz için kondansatöre paralel olarak bir adet voltmetremiz mevcut. Bu arada ek bilgi olarak söyleyeyim, voltmetreler devreye paralel bağlanır. Onun haricinde devremizin iki adet yolu mevcut. Artı yoldan giden akım, eğer bu devre açık ise kapasitöre gider ve devreyi tamamlar. Eğer buradaki buton açık ise bu yoldan devam eder. Kapasitörümüz deşarj olur ve devreyi tamamlar. Simülasyonumuzu çalıştıralım ve gösterelim. Kondansatörümüzün üzerinde 3,33 voltluk bir yük mevcut. Hemen şarj edelim bu kondansatörümüzü. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 10 volta kadar şarj oluyor. Peki şarj olmasındaki mantık ne? Artı kutbundan giriyor. Kondansatöre geliyor. Şarj oluyor. Devreyi tamamlıyor. Peki deşarj etmek için ne gerekiyor? Deşarj edersek, eğer bu butona basarsak akım yol değiştireceğinden gider. Ama fakat gördüğünüz gibi içindeki elektrik yük miktarı birden boşalmıyor. Zamanla boşalıyor. Bunun sebebi iki iletkenin arasındaki depo edilen elektrik yük miktarının saklanabilmesi. Gördüğünüz gibi kondansatörümüzün içerisindeki enerji boşaldı. Bir kere daha tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi kondansatörümüz yüklenmeye başlıyor. Yani ikinci yolu, diğer akım yolunu açtığımız zaman ise kondansatörümüz deşarj olmaya başlıyor. Eğer bir de akım kaynağını kesersek kondansatör komple boşalacaktır. Gördüğünüz gibi 0,00 voltaj. Yani şu an kondansatörümüz içi bomboş bir vaziyettedir. Kondansatörün genel olarak mantığını kavrayacak olabilirsek, çok kısa süreliğine elektrik yükünü şarj edebilen devre elemanlarıdır. Bu simülasyonda anlattığımıza göre slaytımıza geri dönelim. Başta kondansatörleri gösterirken üzerindeki sayılı olan mercimek kondansatörlerin ne anlama geldiğini videonun sonunda anlatacağım demiştim. Onlara bakacak olursak 3 çeşit. Aslında bunlar birbirinden ayrılır. Birinci çeşit, ikinci çeşit, üçüncü çeşit kondansatörler. İlk grubumuza bakacak olursak ilk iki rakam aynen yazılır. Üçüncü rakam 10 üzeri olarak yazılır. Eğer sadece 3 adet sayıdan ibaretse bu kondansatörün üzerindeki rakamlar bu pikofaradı temsil eder. Yani ilk iki sayı aynen yazılıyor. 10. Üçüncü sayı 10 üzeri 3 olarak yazılıyor. 10 üzeri 3 1000'e denk geldiği için 10 çarpı 1000'den 10.000 pikofarad. Aynı şekilde ilk iki sayımız aynen yazılıyor. 47. Üçüncüsü ise 10 üzeri 3 olarak yazılıyor. 47 çarpı 1000'den 47.000. Bu da yani 47.000 pikofarada eşittir. İkinci kondansatör çeşidimize bakacak olursak, noktadan sonraki küsurat kabul edilir ve aynen yazılır. Nokta mikrofarad olduğu anlamına gelir. Yani bu noktayı gördüğünüz zaman anlayın ki bu kondansatör mikrofaraddır. Direkt kondansatör üzerindeki değeri alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 0,05 mikrofarad. Burada da 0,1 mikrofaraddır. Üçüncü gruba gelecek olursak, N harfinden sonra gelenler küsurat kabul edilir. N harfi nanofarad olduğunu göstermektedir. Yani 5 baştaki sayı, N harfi yani nokta anlamına geliyor. 6, 5,6 nanofarad. 22 nokta, herhangi bir sayı olmadığı için noktadan sonra bir şey yazmıyoruz. Sadece 22 nanofarad. Kondansatörün okunması kısmını da bitirdiğimize göre kondansatörler konusu bu kadardı. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.